Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bu renklerden yine size motifli bir model hazırladım. Tığımın numarasını da göstereyim arkadaşlar. 21 numara. Modelim de bakın şu şekilde. Şöyle dediğim gibi motifli bir model. Bunu orta kısımlarını serum halkalarıyla yapıyoruz. Şu serum halkası arkadaşlar bunlar. Serum halkası kullandım. Buralarına yaprak iki tanesi. Diğer üçü de çiçekten oluşuyor serum halkalarının. Toplamda 5 tane serum halkası kullandım. Şöyle ara suyu da yaprak olarak kullandım. Bu yaprakların ucundan tutturduğum için böyle örümcekli, trabzanlı bir yaprak tercih ettim. Şöyle çiçeğin dik duruşuna göre. Bunu isterseniz arkadaşlar şu kısımdan yeşilin dibine kadar şöyle şuradan tutturup da yapabilirsiniz. Şu orta kısmını. Model bu şekildeydi. İstenen model. Ben de şöyle aynısı gibi olsun diye bu şekilde hazırladım. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle ipimi tığıma tutturarak başlıyorum. Bir tane zincir atıp tutturdum. En küçük boy serum halkasını alıyorum. Şöyle bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum buraya. Şu ipten de destek alarak yapacağız arkadaşlar. İlkin serum halkası tutma yeri kolay olsun diye ipi biraz uzun bıraktım. Ve 10 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğneyi doldurduk. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Ters tarafına çevirdim. Bakın şuradan sayıyoruz bu tümseklikten. 1, 2 ve 3. 3. sık iğne arasına bu şekilde sabitledim. Geriye kalan 7 tane sık iğnemiz kaldı. Bakın. 3 zincirle şöyle düz yüzüne dönüp buraya yaprak yapacağız. Papatya yaprakları. Bir defa tığımı doluyorum. 7 zincirli yuvanın içine girip 1, 2 ve 2 alarak bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. Dönüş zincirimle beraber 3 tane trabzan. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. 4 tane trabzan olunca 2 tane zincir çekip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Sadece bu köşe dönerken 3 zincir arkadaşlar. Diğer zincir sayılarımız 2 olacak. Şöyle minik bir dönüşüm olsun. Güzel bir köşe dursun diye. Oval bir köşe olsun diye. Yine aynı şekilde bir defa tığımı dolayıp 1, 2, 2 alarak trabzan. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. 4 tane bu şekilde trabzanım hazır. 2 zincir çekip yuvada 5. trabzan olarak bu 2 zinciri kapatıyorum. Şimdi aynısından bir tane daha yapalım. Şöyle 2 zincirle başlıyorum. Bir defa doladım. Yuvanın içine girip 1, 2 ve 2. Fazla uzun trabzan yapmamak için dip kısmı iyice oturtuyorum yuvanın içine. Şöyle bakın 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Şu ilk aldığım bir tane sık iğneyi dibine iyice oturtturup sonra 2 ve 2 alarak trabzanı tamamladım. Kenardaki bu 2 zincirle beraber 4 oldu. Şöyle 2 zincirle tekrar kapatıp buraya papatyamı tamamladım. Dibine hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle şu dönüş yukarı kalkık olduğu için bu aşağı meylediyor arkadaşlar. O yüzden dibine bir tane sık iğne, bir tane de zincir çekiyorum.
Şöyle yine serum halkasının içine kapattım. Bakın sağda 7 kalmıştı. Şimdi biz de bu tarafı 7 yapacağız. Şöyle bakın. 2, 3. Yuva az kaldı diye düşünmeyin arkadaşlar. Şu aşağı doğru, hani bizde indiği için yukarı doğru çekiyoruz ve buraya 7 tane dolduruyoruz. Şöyle 4, 5, 6 ve sonuncu 7. sık iğnemi bu şekilde kapattım. Hemen sık iğnemi bakın. Şöyle bir zincir çekelim diğerini alırken. Serum halkasını buraya ayırdım 5 tane. Hemen kapaktan şöyle tutayım. Bakın. Hiç birbirine birleştirmiyorum arkadaşlar sık iğne ile. En son yaptığım sık iğnenin üzerine bir zincir çekip diğer serum halkasını alıp buraya da 10 sık iğne ile başlıyoruz. Aynı ilkinde olduğu gibi. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğneyi yaptım bu şekilde ve 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. Çeviriyorum. Bakın sayalım. Bu 1, bu 2, bu 3. Hemen girip buraya 3 ile 4'ün arasına, sık iğnenin arasına kapatıp 3 tane zincirle şöyle düz tarafına dönüyorum. Aynı şekilde bakın bir defa tığımı doladım. Şöyle bir dibine muhakkak güzelce oturtturun ilk sık iğneyi. Diğerlerini şöyle 1, 2, 2. İlk yaptığımız trabzan boyutunda 4 tane yapalım. 1, 2 ve 2. Hemen 2 zincirle buraya 5. trabzanı kapatıyorum. Şimdi yine aynı şekilde 2 zincir bir defa doluyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Bakın bu şekilde şöyle ilk trabzanı iyice dibine oturtturup diğerlerini bir öncekinin boyutunda çekiyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 zincir hemen yuvada kapatıp sabit. 1 2 zincir. Şimdi şöyle bakın. Kaydırın. Yuvayı fazla büyük tutmak istemedim arkadaşlar. 7 zincirle şöyle güzel bir yuva olsun istedim. Kaydırarak yapıyoruz. Bir defa doluyorum. Şöyle 1 2 2. Bir defa dolayıp şöyle 1 2 ve 2. 4 tane yaprak olunca yine 2 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Dibine bir tane de sık iğne. Şöyle bir zincirle de serum halkamın içine iniş yapıp buraya 7 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Bakın uç kısımları bu şekilde oluyor. Hemen yeni bir şöyle serum halkası alıp dibine bakın bir zincirimi çektim. Hemen serum halkamın içine girip buraya 10 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çeviriyorum. Şöyle bakın tersinden tümsekten sayıyorum. 3 ile 4'ün arasındaki sık iğnenin içine bu 7 zincirimi kapatıp geride 7 tane de sık iğne kalıyor. 1, 2 ve 3. Hemen şöyle çevirdim. Bir defa tığımı doladım. Buraya yuvanın içine şöyle dip kısmını iyice oturtturup 2 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum.
yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle 5. trabzan olarak kapattım. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 2. Şöyle yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 tane zincirimi çekip böyle yuvanın içinde 5. trabzan olarak kapatıyorum. 1 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. Sadece şu ilk kısmı dibinde sıkıca oturturup değerlerini diğer trabzan boyutunda çekiyorum. 2 zincirimi çekip hemen yuvada 5. trabzan olarak kapatıp şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu geri kalan kısmı arkadaşlar 7 tane sık iğne yapacağız. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bu şekilde serum halkasını aldırdık. Şimdi bu şekil oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Hemen yeşil ipimi geriye kalan ikisini de yapraktan yapacağız. Toplam 5 serum halkasından oluşacak arkadaşlar. Evet, yeşil ipimi tutturdum. Son bu sık iğnenin içine girip bu şekilde ipimi buraya sabitledim. Şimdi hemen serum halkasından bir tane daha takıyorum. Bu şekilde. Buraya da yaprak işlemi yapacağız. Şöyle bakın sık iğne ile hemen tutturdum serum halkamı. 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 tane bu şekilde sık iğneyi yaptık. 2 zincir çekerek yaprak yapımına başlıyoruz. Bakın 5 sık iğneden sonra şöyle bir defa tığı doladım. 2 ve 2 alarak trabzan. Bir defa tığımı doladım. 3 seferde bakın 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. 3 seferde şöyle 2, 2 ve 2. Toplamda bakın zincirle beraber 5 tane trabzan yapacağız. Bu 5. trabzanım. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 2 zincirle beraber 5 tane trabzan oldu. Sonuncu sık iğne için yine aynısı. Son yaptığımız 5. trabzan gibi 1, 2, 2 ve 2 olarak bu şekilde 4 seferde aldım. Şimdi buraya 4 tane zincir çekip minik bir tomurcuk yapıyorum. Şöyle. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne dolduruyorum. Şöyle 3, 4, 5, bu şekilde minik bir yaprak yapmış olacağız. 6. sık iğnem. 7.yi de yuvada dolduruyorum. Bak. 7. sık iğneyi de yuvada. Yine buraya 5 tane sık iğne yapacağız. Aynı ilk başta başladığımız gibi. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle içinden girip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 tane sık iğne yapıyorum. Serum halkamın içerisine şöyle 2, şöyle 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneden sonra şimdi yaprağımızı yapalım.
İki tane zincir çekerek başlayalım ve yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Bakın 5 tane oldu. Şimdi yine iki defa aynı şekilde aynı 5. trabzan gibi iki defa dolayıp şöyle 2 ve 2 alıyorum. Bakın sonuncu 6. trabzanın içine 4 zincir çekip bir tomurcuk ve 6 tane sık iğne. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 7.'yi yuvada yapıyorum ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir çiçek hazırladık ve ilk yaptığımız bu. Şu düz yüz hepsi birbirine bakacak. Bu çiçeğimizin ilk yuvasından girip buraya sık iğne ile ipimi sabitleyeceğim. Şöyle. Evet. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu saracağız. O gayet güzel. Şöyle mekik gibi kas katı duracak. İpimi kopardım. Şöyle. Şu ipleri yakıp temizleyip hemen geleyim. Evet. İpimizden şöyle 1 metre kadar yok arkadaşlar. Kopardık. Bakın ikiye de katladım. Şöyle bu uzunlukta. Şimdi bunu saracağız. Dediğim gibi mekik gibi olacak. Şöyle. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Yapraktan bakın şöyle o boşluktan. Şöyle birer zincir çekmiştik ya arası. Bu şekilde yapraktan hani sayarsak şöyle bir tur. Her yaprağa gelince bir tur olduğunu hatırlamak için bu şekilde başlıyorum. Bakın bu ilk yaprağın arasından geçtik zaten. Birinin de arka tarafından geçiyorum. Sonra bu sarı çiçeğin önünden geçip diğer sarı çiçeğin arkasından geçiyorum. Birinin önünden birinin arkasından bakın bir tane tur attık. Ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi birinin arkasından dolanıp diğerinin ön tarafından şöyle dolanıyoruz. Çektirerek arkadaşlar onu ayarlıyoruz. Şöyle bak. Şuradan beyazlıktan mekik gibi gözükecek. Şöyle çekerek 10 tur yapacağız. Şöyle bakın yine ikincisini attık. Ne kadar severseniz bunun ayarı yok arkadaşlar. Ben az dolama severim. Siz çok dolama. Siz çok dolama seversiniz. Ben az dolama. Bu şekilde kendi göz kararınıza ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar sarabilirsiniz. Şöyle hafif çektirerek oturtuyoruz. Bakın şöyle yine arasından geçiyorum. Şöyle zaten azken belli olmuyor. Çoğaldıkça. Yine bir tur daha attım. Bakın yeşil yaprağıma geçtim. Şöyle. Şöyle şöyle. Bir ön bir arka. Bir ön bir arka. Elimle çektirerek oturtarak yani. Böyle çekme işleminin sebebi de bu aralara geçtiğimiz ipler otursun. Evet şöyle. Yine bir tur daha attık. Sanırsam bu 5 oldu arkadaşlar. Bu yaprağa gelince hatırlarsınız çünkü oraya takmıştık ikili kısmı. Evet, bir ön, bir arkadan ipimizi şöyle çektirerek geçiriyoruz. Şöyle. Ön, arka. Şöyle. Ön, arka. Şöyle bakın mekik gibi oluyor. Böyle yarım metre ipten sarıyoruz. Yarım metreden belki 40 santim daha az arkadaşlar olabilir. Göz kararı çünkü kopardım. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Öbürkilerle aynısı olması için diğer çiçeğimi şöyle getirip
Şöyle. Bakın şu ön kısım, şu beyazlık kısımlar birbirine eşit olursa güzel olur. Benimki örnek amaçlı arkadaşlar. Siz daha böyle net. Bakın gördünüz mü? Aynı mekiğin orta kısmı gibi böyle sarma işlemi gibi oldu. Şöyle elimle çekerek de oturtuyorum. Şöyle son bir tur daha sarayım arkadaşlar. Şöyle koparalım. Bunu sadece yakmamız yeterli arkadaşlar. Bakın koparırken de bu tam orta kısmında. Çünkü şu takma işlemi tekliydi. Buradan şöyle ipimi bakın. Zaten 10 defa doladım arkadaşlar. Tekrar sağlamlaştırmaya hiç gerek yok. Yakacağım bunu. Buraya sakızlı bir şekilde. Şöyle. Bakın iyice bunu buraya sakızlaştırdım. Evet, dediğim gibi demin o yumuşak çiçeğimiz bakın ne kadar güzel. Böyle kalıp gibi, mekik gibi oldu. Şöyle düzeltelim, şekil verelim. Evet arkadaşlar, şu modayı da yapayım. Evet. Çok güzel duruyor bu şekil arkadaşlar. Her şeyi böyle yaprakları, çiçekleri ortada. Çok tatlı oldu. Şimdi bunu sabitleyelim. Evet, ilk önce böyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube'un arama kısmına yattığınızda tüm püf noktalarıyla orada mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekip şöyle bir tane tığ battı işlemi yapıyorum. Şimdi 3 tane tığ battı. Bu çiçeğimizle yaprağımızın ara suyundaki mesafemiz arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimizi monte edelim. Ben 3 tane koydum. Biliyorsunuz örnek amaçlı. Hep söylüyorum. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi çiçeğimizin ters tarafından bakın bu şekilde 3 tane ara mesafesi verdik. Şöyle dibine de bir tane zincir. Yaprağın ucuna yaptığımız bu 4 zincirin arasına giriyorum. Sık iğne ile bir zincirimi sabitleyip bir zincir de sık iğnenin üzerine sıradaki tığ battıya girip şöyle yaprağın bir ucunu buraya tığ battıma tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Yuvaya 1 2 3 zincir tığ battı. 2 şöyle 3 zincir tığ battı. 1 2 3 zincir. Şöyle tık. Şu yaprağı ölçüyorum arkadaşlar. Bakın 4 tane yaptık. Şu yaprağı ölçüyorum. Bu yaprağa göre tamsa takıyorum. Tam değil. Bakın bir tane daha istiyor. Şöyle bir zincir de çekip aynı ilk yaprağı tutturduk. Bir zincirle bir sık iğne ile uçtaki bu 4 zincirli yuvanın içine yine bir zincirimi çekip sıradaki tığ battıya yaprağın uç kısmını kapattım. Bakın. Şöyle şuraya bir bakayım arkadaşlar. Burada bu şekilde. 4 veya 5 yapraklarımızı bu şekilde sabitliyoruz ara kısma. Ve şimdi burada bakın yaprak direkt çiçeğe yakın olduğu için bu şekilde 3 tane bıraktım. Ama arkadaşlar burada şu sıyrılma işlemi oluyor. 3 tane tığ battı arası. 3 tane de biz yapınca fazla oluyor. O yüzden ara mesafesini 2 taneyi vereceğim. Hatta 1 tane bile versek olur arkadaşlar. Şöyle 3 zincirden sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekiyorum. Böyle 3 zincir şey 3 tığ battı boyutunu aşacak şekilde bir örümcek yapıyorum. Örümceği ne kadar minik tutarsanız o kadar güzel olur. Şöyle 2 defa tığımı doladım. 1, 2, 3. 4. tığ battıya 2. 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çevirdim. Buradaki trabzanımın içine kapatıp bakın bu şekilde ve 2 zincirle dönüşümü yaptım. Yaprak yapacağız arkadaşlar buraya. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Aynı çiçeklerde yaptığımız yaprağın birebir aynısı. Bir defa doladım. Şöyle 2 2
3 seferde 2 defa doladım. Bu sefer de 2 2. Şöyle 4. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 4 seferde 1 2 2 ve 2. Yine 2 defa tığı dolayıp bu şekilde 5 seferde yaprağımı yapacağım. Bismillah. 5 zincir. Pardon, 4 zincir. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 7.'yi yuvada yapıyorum. Şöyle bakın, yaprağımız minik tombul bir yaprak. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 ve 5. 6.'yı aynı trabzan yaptım. Tığ battımın içine kapatıyorum. Ve bakın bu şekilde bir yaprak yapmış olduk. Böyle 11'li bir örümcek ve tombul bir yaprak. Evet, bu şekilde arkadaşlar, daha fazla uzamasın. Ve aynı şekilde yapıp iki tane daha ben geleyim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar, bakın. Sarı çiçeğimiz. Çok hoş oldu. Ortanın sarılış kısmı da çok muntazam bir şey oldu arkadaşlar, bakın. Gösterdiğim taktikle böyle yaparsanız mekik gibi, mekik sarması gibi oldu. Şöyle, bu da sizler için daha önce hazırladığım pembe renk. Çok tatlı oldular arkadaşlar ikisi de. Ara mesafesini biraz koymuşum. Tutamak. Evet. Şöyle ikisini beraber tekrar yakın plan tutayım arkadaşlar. Çiçeğim bu. Bir de sallantılı halini tutayım. İlk önce şöyle pembe kısmını görün. Şimdi de şöyle sarı kısmına bakayım net bir şekilde. Evet arkadaşlar, birazcık krepi tutması zor oluyor. Hemen kaygan aldığı için. Bu şekilde tutayım inşallah. Evet. Ara suyuyla, özellikle böyle serum halkasındaki yaprağa uygun olsun diye. Sizler için şöyle takım gibi göz zevkinizi okşasın, hoş gözüksün. Evet arkadaşlar, modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü beğeni ve yorumlar YouTube'da ön plana çıkmayı sağlıyor. Ön plana çıkması daha fazla kişiye ulaşması demek. Böyle bu şekilde. Emeğimizin karşılığı olarak siz de beğeni ve yorumlar yaparsanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.